Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası çok güzelmiş Ekrem Bey. Bundan sonra hep bekleriz o zaman. Buyurun. Sen bize önce bir çay ver gözüm. Sonra veririz siparişi. Tamam. Niye parladın adam Ekrem Bey? Hayır, öyle dikiliyor tepemizde. Hiç yakışmıyor sana böyle aksilik Ekrem Bey. Ne oldu? Anlat bakayım. Pansel Hanım. Her şeyin acısını benden çıkarıyor. Ama benim de bir sabrım var. Aynen böyle söyledim kendisine. Ne oldu ki yine? Ya başsavcıdan fırça yemiş. Asılsız haberler çıktı filan diye. Firar olayı mı? Firar olayı tabii. Hayır, kendi istedi haber yaptıralım diye. Ahmet Bey'in işin içinde olduğu açık. Öbür Ahmet Kayacan dersen kim bilir Ahmet Bey'le ne hesabı var? Bir de işkolik deyince kızıyorsun Ekrem Bey. Siparişlerinizi şimdi mi alayım? Daha sonra mı? Sonra gözüm. Sonra. 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 Peki. Ya bir tek senin yanında kurtuluyorum iş düşünmekten Canan Hanım. İş düşünmediğim buysa yandık yani. Ya ama sen de hep iş için geliyorsun ama. Bir kez şöyle açık açık Ekrem Bey senin için geliyorum de bakalım. Bak iş lafı ediyor muyum? Bahar başına vurmuş senin Ekrem Bey. Nisan Mayıs ayları. Gevşer gönül yayları Canan Hanım. Alo, bu cezaevinden Ekrem. Ahmet Bey, Ahmet Kayacan bir şeyler deyip duruyor. Ne yapayım? Tamam. Tamam, anladım. Söylerim şimdi. Sen de dikkat et kendine. Peki. Hazır mıyız gözlemeler için? Hı hı. Neli var? Valla peynirli, patatesli, kıymalı, sade. Neli isterseniz var. Seçmesi zor desene. Sizin bu cezaevinden müfettiş Ahmet Bey'le öbür Ahmet Bey, Kayacan geldilerdi. Onlar karışık istedilerdi. Hı. İsterseniz size de öyle yaptırayım. Ha? Tamam gözüm, tamam. Sen karışık yaptır bize. Ne oldu Ekrem Bey? Bir keyfiniz kaçtı. Ha, yok bir şey yok. Benim senin yanında keyfim kaçmaz gözüm. Maket atölyesine gitmiyor musunuz artık? Ay ne bileyim, Elmas'la giderdik ya oraya. Böyle girince bir hüzün basıyor içime. Elmas Hanım, ne iyi bir insandı. Yakup. Evet. Kemal Bey geldi. Nisan'a mı? Çok güzel olmuş, sağ ol. Güzel de giyemeyecek, yazık.
Değdi mi bari o düşük için? Kudsiye, sana müstahak ama o el kadar Sabiye yazık. Yavrum nasıl da ağlıyordu. Yeter! Asla Kudsiye, asla var mı? Üstüne var mı? Sana bitsin Özge. Otursun, otursun yerde. Hadi. Gücün yiyorsa gel bakalım. Bana bak lan. Sus, tamam, tamam. Değil başını ya. Ya yeter. Daha çok doğum günü göreceğiz kızımla. İlk sefer böyle oldu işte. Ha tamam işte. Bu seferlik... Hırkayı yollayalım mı Nisan'a? Yuvada giydirecekler mi bakalım? Niye giydirmesinler canım? Kemal'e rica ederiz. O gider. O olmazsa Kaya'ya söyler. Birinden biri gidip görür işte Nisan'ı. Benim de bir hediyem var. Hah, onu da yollarız işte. Bir de pasta. Girin. Beni buraya mı çağırdın? Hayır, koğuşa götürün. Hepsi seviyiz. Üniformamı giyene kadar gardiyan arkadaşlardan birine emanet edeyim mi? Böyle gidebilirsiniz Kemal Bey. Bir de Zinetler akşama yemek yaptıracakmış. Onun malzemesini ben gidip alabilir miyim? Tabii alabilirsiniz. Nisan? Kızım. Çıkabilirsiniz Kemal. Kemal Bey. Kimden izin aldınız Nisan'ı getirmek için? Ahmet Bey'in haberi var efendim. Ne oluyor Kemal Bey? Efendim, Kansel Hanım. Siz gidin Kemal Bey. Kansel Hanım. Evet Ahmet Bey. Odama gelir misiniz lütfen? Girin. Evet savcı. Düello sizin tabirinizdi. Şimdi durum 1-0. Söylediklerimi yapıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. Nisan bebek buraya geldi. Ve burada kalacak. Sert bir giriş yaptınız Ahmet Bey. Bana başka bir seçenek bırakmadınız savcı. O zaman sonuçlarına da katlanırsınız. Buyurun.